gerçekten çok enteresan bir yapısı var. İsviçre'deki ya da Norveç'teki ilginç ormanlara benziyor. Jakarta, Endonezya'dan herkese merhabalar. Şu an bir ormanın içindeyiz. Yağmur yağıyor. Yerler de çok kaygan. Yanımdaki arkadaşın ismi Nur. Nur da yere düşmemek için sandal kullanmıyor. Çıplak ayakla yürüyor. Burada bulunmamızın amacı, burada kutsal bir su varmış. Büyük görümcem çok yakında evlenecek. Buradaki bir kişiden dua almaya geldik. Şimdi de o kutsal suyu bulmaya gidiyoruz. O kutsal suya gireceğiz. Bayağı ormanın içindeyiz ve yağmur yağdığı için yerler çok kaygan. Umarım düşmeden varabiliriz. Terliklerimin altı o kadar kaygan ki bayağı kayıyoruz. Burada insanlar kutsal su, hocaya gitme, dua alma, bu tarz şeylere çok inanıyorlar. Mesela özel bir gün bir tören yapacaklarsa, sünnet düğünü olabilir, düğün olabilir ya da bir kişi hamile olduğunda 4. ayında tören yapılıyor. Her türlü tören için İyi gün seçme diye bir şeyleri var, bir ritüelleri var. İyi gün, iyi tarih seçiliyor ve o kişi için hangi gün, hangi tarih en iyisi o tarih seçiliyor ve ona göre düğün yapılıyor. Mesela normalde benim görümcem Ağustos'ta evlenecekti ama onun günü hesaplandı. Onun için en iyi gün Haziran'daymış. O yüzden Haziran 17'de evlenecek. Endonezya'da bu tür inanışlar çok fazla. Şu an bir pirinç tarlasından geçiyoruz ve manzara gerçekten muhteşem. Şu an gün batımı. Güneş batmak üzere. Burada bazen dini inanışla batıl inanışlar birbirine, hatta İslamiyet'ten önce de burada Hinduizm olduğu için kültürle birlikte bu inanışların hepsi birbiriyle o kadar harmanlanmış ki bazen birbirinden ayırt etmekte zorlanıyorsunuz. Bazen Hinduizm'de gördüğünüzü Müslümanlarda bir hareketi ya da bir ritüeli görebiliyorsunuz, özellikle törenlerinde. Bu aslında sadece Endonezya'da değil, bütün Asya ülkelerinde mevcut. Asya ülkelerinde bu tarz ritüeller dinleriyle birlikte o kadar yerleşmiş ki ve inanışlarını tamamen bir yaşam şekline dönüştürmüşler. Bir yaşam tarzı haline getirmişler. Şu an karşımıza inekler, öküz çıkmış durumda. Sanırım küçük bir yavrusu mu var onun? Evet, çok tatlı bir yavrusu var. Manzara gerçekten çok güzel. Burada hava daha yeni serinlemiş durumda. Nemden dolayı sıcak çok fazla hissediliyor burada. Yağmur da tabii sıcaklığı düşürdü. Şu an fark ettim. Yağmurdan dolayı yerler o kadar kaygan ki herkes terliklerini çıkardı. Sadece bende kaldı sandal. Evet, gördüğünüz gibi pet şişeler ve çöpler maalesef her yerde var. Çok üzücü bir durum. Halbuki burada pek fazla insan yaşamıyor ama keşke çöplerini buraya atmasalar. Şuradaki kulübe çok tatlıymış.
şu an tehlikeli bir yolculuk yapıyoruz. Hem şimşek çakıyor, yağmur yağıyor, ayağımızın altı oldukça kaygan. Zaten buradaki ormanların ve bölgenin mistik olmasından, enerjisinin çok farklı olmasından bahsetmiyorum bile. Asya'yı gezip görenler az çok biliyordur. Ya da enerjiye inanıyorsanız buradaki enerjiyi, negatif ya da pozitif enerjiyi çok yoğun hissediyorsunuz. Çünkü buradaki insanlar bu tarz şeylere daha çok inandıkları için ve bu tarz ritüelleri daha çok sık yaptıkları için o enerji daha çok ortaya çıkıyor burada. Evet, yürürken yolumuzun üstünde başka insanların yaşadığı bir küçük bir bölgeye geldik. Mesela bu ağaçların kökünde genelde üç harflerin yaşadığını düşündükleri için Endonezyalılar bu ağaçlara yaklaşmaya çok korkuyorlar. Böyle bir inanışları da var. Şu an kutsal su dedikleri ağacın hemen dibindeyiz. Burada insanlar suyun içine girerek dualarını ediyorlar. Evlerine küçük bidonlarda su götürüyorlar. Buraya gelir gelmez az önce kamerayı kapattım çünkü bir görevli çekim yapamayacağımı söyledi. Çekim yapamayacağımı söyledi. O yüzden kamerayı kapatmak zorunda kaldım. Ama kayınvalidem buradaki kişiden özel izin aldı. Benim için çekim yapabilmem için. Evet, şimdi bizim aile giriyor suyun içine. Foto atau video. Okay. Yeah. Bora, anneciğim. Nerede? Ya saya bilang sebentar lagi saya mau rekam dulu. Ağacın gerçekten çok enteresan bir yapısı var. İsviçre'deki ya da Norveç'teki ilginç ormanlara benziyor. Arkadaki kadın suyun içine tamamen girdi. Birini soktu suyun altına. Nasıl nefes alıyor? Galiba suyun içine soktu ve dua ediyorlar orada. Ay evet, küçük görümcem girmiş suyun içine. Şu an net gözükmüyor ama ağaç bölgesi karanlık olduğu için kırmızılı kadın, görevli kişi, küçük görümcemi suyun içine soktu. Ve suyun içinde dileklerini dileyip isteklerini söylüyorlar, dualarını yapıyorlar. Şu an başka bir akrabamız gidiyor. Tek tek girebiliyorlar bu özel bölgeye. Burayı da giydirdim. Ağacın hemen karşısında böyle bir oturma alanı var ve arkamızda böyle buradaki bir görevli, bir hoca var. İnsanlar bu ağacın oradaki kutsal suya girdikten sonra buraya gelip oturuyorlar ve hocayla birlikte dua ediyorlar. Kayınvalidem, görümcelerim, bizim de gelen bekar kızlar, yukarıda başka bir kutsal su varmış. Oraya kadar çıktılar. Oraya özellikle bekar olanlar gidiyor. Oradaki suya da girip gelecekler. Biz burayla burada bekliyoruz. Anneciğim.